Sonsuz Şarkı'dan herkese sevgiler, selamlar. Efendim hoş geldiniz. Yine bir Sonsuz Şarkı, farklı bir Sonsuz Şarkı ile beraberiz. Nilüfer'in o eşsiz sesinden dinleyip doyamadığımız şahane bir eser. Bak aklıma ne geldi. Ne geldi? Daha doğrusu bu bir açmaz geldi, yaptı bize. Bir evet. Konuya gireceğiz şimdi. Biz buyur. Oturalım da sohbetimizi öyle devam edelim. Çünkü uzun uzun bir tamam. Konuşma olsun istiyorum. Kim arar söyle, kim arar. Yani güzel olmasan, böyle tatlı bakmasan seni kimse aramaz diyor. Vefasız olanı kim arar diyor bir de. Evet, yani bence aslında vefasızlığa bir atfen yapılmış bir eser de, yani güzellik ya da iyi bakış olmasa, şu bedeni durum olmasa sevilmez mi? Aşk bu mudur? Bu kadar mıdır yani? Ona geleceğim de. Evet, çok güzel bir soru sordunuz hocam bana. Yani öncelikle şundan bahsetmek lazım herhalde. Şarkılar insan duygularının başka bir yüzüdür. Yani bütün şarkılarda, türkülerde insanlığın kendi içindeki anlatmak istediği veya bazen anlatamadığını, söyleyemediğini şarkı ve türkü yoluyla söylediğini çok iyi biliriz. Bazen topluma, bazen milletlere, bazen kendi komşusuna beste yapanlar var. O besteler de bütün insanlık için geçerlidir. Bakın şimdi burada da bir vefasızlık durumuna karşı kim arar diyor. Yani aslında ben şunu sormaya çalışıyorum. Şu hani bizim artık fenomen olmuş bir filmimiz var ya, Selvi Boylum Al Yazmalım. Aa. Orada diyor ya sevgi emektir diye. Gerçekten sevgi belli bir kime göre mi, yoksa hepimize göre emektir, fedakarlıktır, yaşanmışlıklar, anılardır mı? Yoksa ay çok güzel bu insan, işte şahane bir tipi var, şahane bir fiziği var, bu mudur yani? Kişiden kişiye değişebiliyor işte. Yani bazen kişi gördüğünü sevdiğini zanneder. Bazen de kişi sevdiğine toz konduramaz. Gerçekten sevdiyse. Her şeye sevgi ama yani sadece insanların birbirine duyduğu sevgi değil. Tabiata olan sevgi, mesleğine olan sevgi. Biraz da vicdanlı ve duygusallığı yoğun bir insansa hayata böyle başlıyor da. Bence evet. Öncesinde genç arkadaşlarımda gördüğüm bu teenager dediğimiz ortaokul lise onlar? Arası yani daha 10'lu yaşlar 20'li aha. Yaşlara gelememiş arkadaşlarda gördüğüm bir şey var ki maalesef onlarda şu an güzellikti bilmem neydi yani daha maddi olan şeyler ön planda. Zannediyorum biraz daha demlendiklerinde, biraz daha hayat onlara tecrübe kazandırdığı zaman diyecekler ki sevgi emek demekmiş. Tabii yani bir şeyi sevmek demek ona emek vermek demek. Yani şimdi bazen ben bunu müzik üzerinden birazcık mesela sen de baba olduğun zaman değil mi daha çok anla. Bugün çok taze bir video izledim. Çok sevdiğim bir arkadaşım Filiz'in bir çocuğu oldu ve babasının videosunu izledim. Yani bebek ilk geldiğinde nasıl ağladığını hani çok böyle cool gibi gördüğüm hani hiç gözümden yaş hisset yani öyle bir şeyi gözümde canlandırmamışım babayı hiç tanıdığım günden beri nasıl ağladığını anlatamam ona ve dedim ki evet bu hayat gerçekten bütün bu konuşmalara sebep aslında bu videodur hayat yani. İnsanı nerelerden nerelere getiriyor o böyle hani çok akmaz kokmaz gibi duran insanlar bile bir gün geldiğinde öyle oluyor yüreğinden yani. Taşan sevgiyle demlenmiş sevgiyle İşte galiba anne babalıkta bunu daha çok sevgi emek demek. Çünkü öyle. 9 ay bir emek sarf edildi. Nereden uzaklardan gelen bir yolcu için. O uzaklardan gelen yolcular işte büyüyorlar. Onların sevgisi sizi yakıp tutuşturuyor. Hayatın boyunca o sevgiyi yaşıyorsun ama o sevgi büyüyerek gidiyor tabii. Evet. Gün geçtikçe çoğalıyor. Aslında sevgi her şeyin kaynağı bana kalırsa. Bütün yaşadığımız dünyanın her şeyi sevgiyle bence doğru orantılı ki bir insanın kendini, dostlarını, akrabalarını, eşini, dostunu, dünyadaki bütün insanları sevmesi, canlıları sevmesi zaten dünyanın olmazsa olmazı. Fakat sevgi gün geçtikçe azalır oldu. Yani sevgiden daha önemli insanların hayatını meşgul eden bir takım oyalayıcı unsurlar doğdu. O yüzden işte ne bileyim efendim doğaya olan, insanlara olan, canlılara olan sevgi azaldıkça malum sebeplerle kendimizin cezalandırıldığını düşünüyoruz. İklimler bozuldu diyorsunuz. Deniz eskisi gibi değil. Mevsimler işte ne oldu? Yaz gelmedi de kış geliyor galiba. İşte birçok şey değişiyor. Bu bence
gönderdiğimiz insan, sevgiyle alakalı bir insan şey. İnsan değişiyor. Yani insan, insanlar her şeye karşı olan sevgilerini bence bir kez daha gözden geçirmeli. Ve bu sevgi penceresini aslında hepimizin açması lazım. Vallahi şahane söyledin ama kim arar seni, kim arar derken aklımdan bin tane şey geçti. Bir tanesi de işte büyüklerimizi bıraktığımız işte huzur evleri, darülacezeler değil mi? Oradan pencereden da tanıdık bir yüz görmeye çalışan o insanların yalnızlığı anlayabilir mi ya? Yani işte kim arar seni, kim... Ben, biz de bir gün yaşlı olacağız ve yaşlı adayıyız şimdiden de. Yaşlı dediğim yaş almış, tecrübe almış birisi olacağız. Uyumsuz insanlar da olabiliriz o zamanlarda ama bu kim arar seni deyip bir kenara atılma sebebi midir? Ağlarsın duyunca tabii. İnsan kendi hayatına dokunan tüm sözlerden etkilenir, müziklerden etkilenir. O yüzden hayatınla özdeşleştirirsin dinlerken. Bir bakarsınız ki sözler sizin hayatınızı anlatır. O vakit hüzünlenirsiniz. Ama ben hep dilerim ki insanlar mutlu olsunlar, sevgi dolu olsunlar ve kimse hüzünlenmesin. Çünkü hüzün dolu bir kısa bir hayat kendinden başka bütün yakınlarını, herkesi etkileyen bir şeydir. Hüzünlü olmak, hüzün dolu olmak. Bir kişinin hüzünlü olması bir anda bulunduğu ortamda 10 kişiyi, 20 kişiyi de çok etkileyen bir şeydir biliyorsunuz. Aynen. O yüzden biz türkülerimizi, şarkılarımızı söyleyelim ki bu program... Üzmeyelim diyorsun. Üzmeyelim. Biz hepimiz bir ağaç olarak düşünürsek tabii ki... Çok bağladım. Sevdiğimiz yavrularımız da bizim fidanlarımız, öyle değil mi? Biz güzel bağladın ama. İkimiz harbiden. Bir fidanın dalıyız. Gülerçen dalıyız diyorsun. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi buyur. Madem sanat diyoruz, kulak sanat için varsa konuşmak da sanat tabii. için olsun. Orayı da büyütelim, çoğaltalım. Hadi buyurun beraber söyleyelim. Çok güzel. Gönlüne sağlık. Hakkı Bulut. Ya çok özlenen bir parçadır bence bu da. Hakkı Bulut da çok özlenen bir insan. Bence onunla de. İlgili çok değerli bir hikaye biliyorum. İşte eski zamanlarda tabii klip bu kadar yok, görsel medyaya bu kadar hakim değil. Dolayısıyla Hakkı Bulut da ses olarak bütün Türkiye'de çok iyi biliniyor ama yüz olarak çok iyi tanınmadığı Tanınmaz. Bir devirde kendi memleketine gitmiş ve orada minibüse binmiş. Bakmış ki kendi albümü çalıyor. Ve minibüs şoförü de o kadar etkilenerek, o kadar kendinden geçerek onun eserlerini söylüyor. Demiş ki biliyor musunuz Hakkı Bulut benim. Resmen kavga etmişler. Sen değilsin, sen olamazsın diye. Eğer doğruysa sen bu hikaye. Sen Hakkı olamazsın diye. Gerçekten öyle. Eski zamanda ne kadar zormuş değil mi? Zor olmaz mı? Düşünse ben zorayım diyeceksin ve tanımayacaktı. Ben Serkan Çağrı'yım. Tabii tabii. Bir gün yine buna benzer bir şey duydum, bir hikaye. Tanınan arkadaşlarımızdan iki kişi güvenlik içeriği almamış. Adam bizim arkadaşlarımızdan biri anlatıyor. Adam diyor kendini paralıyor. Ben kardeşim beni nasıl tanımazsın diye. Demiş ki bana öyle bir şey verilmedi kardeşim. Sen yoksun bu listede. Ben seni tanımıyorum. Çekil demiş. Seni tanımıyorum. Evet yani sanatçı yüzü fayda etmemiş. Organizasyon da olağanüstüymüş gerçekten. Tabii kapıdan içeriye girememiş. Aman biz de organizasyon yüzünden, sorunları yüzünden çok fazla şey yaşamadık mı? Konser anılarına bir girsek. Senin var mı böyle konser anıları? Olmaz mı? Yani şöyle konser sonundaki hücum etme anı vardır ya insanların. Hücum ettikten sonra kimsenin neden çektiğini ve neden orada zarar gördüğünü anlayamayacağın bir sevgi olur bazen. O kaostan dolayı. Sinerji oluşuyor evet, galiba. Evet yani insanlar elbette ki dokunmak veya bir resim çektirmek hakkı vardır. Bu hakkı da onlara zaten oraya giderek veriyorsunuz katıldığınız organizasyondan dolayı. Fakat çok ilginç bir şeydir ki çok yoğun güvenlik önlemi alınan yerde daha fazla insanların erişme ihtiyacı veya hissi doğuyor. Bir anda o çılgına dönen insanlar aynen izdiham neticesinde çok sevdiği kişiye zarar da verebiliyor. Hatta çok daha vahim bir durum var. Bir gün Çatalca'da konser veriyoruz. Ben sahnedeyken arkada bir şeyler oldu. Bir sahnede değişik bir ritim başladı. Yani bizim ritmin üstüne çıktı. Dedim ki ne oluyor yani platformun üzerinde ayak seslerinden dolayı değişik bir ritim oluştu bir anda. Arkaya döner dönmez bir tane arkadaşım beni boynumdan yakaladığını sadece şuradan gördüm. Ve o boynundan yakalamayla birlikte onu
boynumdan almak için onu çekenler beni de aynı anda benim de ayaklarım yerden kesildi. Hangimiz gidiyoruz belli değil. Eyvah eyvah. Şimdi çocuk o kadar sıkı sarıldı ki onu benden ayırmak için almaya çalışıyorlar. Ben onlara alma diyemiyorum çünkü beni şuradan yakaladı, arkaya hiç dönemiyorum. Hiç konuşamıyorsun. Yani arkadaki kişilere almayın diyeceğim çünkü onun sadece beni öpmesi ve sarılması onun için yeterli olacak. Öyle bir şey de yok bizim sahnemizin arkasında, öyle bir güvenlik ve önlem de yok normalde ama nasıl olduysa vatandaşın biri kendine bunu sorumluluk ilan ederek, orada sorumluluk hissederek o mu kurtardı o seni? Arkadaşı almak istiyor. Onlar ikisi çekişirken ben arada gidiyordum. Aa. Allah Allah, ne yapacağız derken benim tabii boynum ve klarnet böyle duruyoruz ikimiz. O anda neyse beni öptü. Dedim ki kardeşim yani durduk. Yani beni tamam çok hoş öpmen vesaire. Sen niye arkadaşı çekiyorsun? Niye almaya çalışıyorsun? Derken yani aslında hiçbir olay yoktu. O izdihamın da bir gereği yoktu. Bazen böyle şeyler oluyor ama çok tabii... Nasıl kurtarıldın onu anlamadım. Nasıl kurtarılacağım? Çekmeyin adamı, almayın adamı diye bağırırken buradan sesim duyuldu tabii. Ha. Ters duruyorum. Ondan sonra sesi duyanlar arkadaşı bıraktılar. Sahne arkasına zaten aldılar. Ondan sonrası yok tabii. Vallahi ben de bir yerde konser verirken aynı izdihamın yavaş yavaş bana doğru geldiğini gördüm. Ve dedim ki bir dakika canlarım, hepinize son bir parça okuyacağım çünkü zaman kazanmam lazım. Bu parçayı okuyuncaya kadar kimse yerinden kalkmayacak, tamam mı? Tamam. Bir stadyum dolusu insan yani. Evet. O sırada Hasan'dı zannediyorum, biz bir kasideye girecektik. İşte açış yaparken ben yan taraftan menajerime çabuk benim spor ayakkabılarımı getir dediğimi hatırlıyorum. Sahne kıyafetimin altına spor ayakkabıları giyersin. O kaside okunduktan sonra vın, beni kim tutar, nasıl koşuyorum? Bütün stadyum arkamdan koşuyor. Ama yani tam işte ben kendi menzilime yani çıkışa yaklaşırken saçlarımdan tuttular, böyle bu kadar saçlarım. Bugün sırma saçlarım. Ondan sonra sen hatırlıyor musun İbrahim abi? Eyvah. Ondan sonra daha neler? Sonra başka bir yerde konser verirken işte bu küpe takarken de klipsli küpe takmam gerektiğini orada öğrendim. Küpe ve yüzük. Birisi saçıma, birisi kulağıma, birisi de parmağıma. Yani aslında bu kadar büyük sevgi, yani sevgi biliyorum onu, görüyorum sevgi olduğunu. Benden bir hatıra almaya çalışıyor. Bana ulaşmasına o ara imkan yok, dediğin gibi herkes üstüne çullanmış durumda. Hani ay bana küpeni verir misin diyecek, ben de vereceğim ama öyle bir zamanımız yok. Dolayısıyla o kendisi saç küpeye, diğeri parmağıma. Az daha gerçekten kulağım zarar görecekti. Şey sevgisi bu değil mi, böyle aslanın yavrunu pençelerini vura vura sever ya. Aslan sevgisi gibi ama tabii ki sevgi çok hoş bir şey. Çok. Anlatılmaya değer çok bir sevgi. Bunları şikayet olsun diye anlatmıyoruz. Hayır, güzel anılarımız. Öyle. Anılar kitabımızda kalmasın, sadece kendi içimizde. Aynen. Sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bu arada müzik yapma zaman vaktimiz geldi. Zaman akıp gidiyor diyorsun. Sen imkansız. Ya diyoruz. Sen imkansızsın. İmkansızsın, evet Cem. Sensizlik imkansız. Ne güzel sevgi, bir eser değil mi? Sevgili, bu bir de dizi müziğiydi. Tabii sevgili Cem'in bestesi bu. Cem bu arada hem müzisyenliğinin yanı sıra besteleri de var. Aranjörlüğü de var. Dizilerde bildiğin gibi aranjörlük yapar. Dizilere müzik yapar. Güzel müzisyenlerimiz evet, var. Aynen. Kıymetini hep bilelim. Ve nihayet Ud'dan dinleyeceğiz değil mi? Udu, evet, Ud'un sesini bu programda çok duyacağız sevgili izleyenler. Evet. Akrabalarından şikayet geldi çünkü. Hadi buyurun. Ben de bir enstrümantal çalayım. Hadi sen, sen de dinlenmiş ol bu arada. Tamam bakalım. Bu benim yeni bestelerimden bir tanesi. Senin besten? Benim bestem Galata ismi. Süper. Az önce provada dinlediğinde ben senin besten olduğunu bilmiyorum. Evet. Dinliyormuşum herhalde, öyle 40 mi? Yılda bir, 40 yılda bir geliyor zaten bir ilham. Onda da işte bir tane oluyorsa oluyor. Bu onlardan bir tanesi. Süper, hadi bakalım buyur. Hadi bak. Evet. Bu beğendin eseri mi? Çok beğendim ve çok başarılı buldum. Şeyi peki, sözleri var mı? Söz yazan olmadı henüz. Peki niye Galata? Yani ne bileyim, buna çeşitli isimler koydum, yakıştıramadım. Bir türlü dokusu tutmadı isimlerle. Başta İstanbul oldu bilmem ne. Sonra baktım içindeki bu hani bu melodiyi, bu makamı en iyi İstanbul'u temsil eden Galata karşılıyor. Aha, güzel. Sever misin Galata civarını? Sevmez olur muyum? Yani
Bizim bütün yaptığımız etkinlik ve işte bir takım artistik foto çalışmalarımız bile hep o civarda olmuştu bugüne kadar. Nasıl güzel bir dokusu var, tarihi çok. Dokusu değil mi? İstanbul güzel şehir. Bir laf duymuştum, çok hoşuma gitti. İstanbul'da yaşamak değil, İstanbul'u yaşamak. Çok güzel. Şimdi yani, benim de hoşuma gitti bu söz sevgili seyirci. İstanbul'da yaşamak değil, İstanbul'u yaşamak. Tulio Tırpan diye bir sanatçımız var biliyorsun. Olmaz mı arkadaşım benim? Daha dün beraberdik. Gerçekten mi? Yani tabii bu yayın yayınlandığında diyecekti. Tulio diyecek, Allah Allah Serkan 8 ay önceki buluşmamızdan bahsediyorsun. Gerçekten o kadar değil ama biraz beklemiş olacak. Evet. Tulio benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok değerli bir piyanist. Orkestra şefi aynı zamanda uzun yıllar yurt dışında eğitim görmüş. Şimdi Türkiye'yi çok sevdiği için müzisyenlik yapmakta. Onunla çok güzel konserlerimiz oldu. Senfonik konserleri yönetti. O yönetmedi ama hani o hazırladı ve piyanonun başındaydı. Onun parçası aklıma geldi sen şimdi söylerken. Little Pain diye bir parçası vardı. Ve enstrümantal bir parça. İşte yurt dışında konserimiz olduğunda orada da çalmıştı. Buradaki konserlerde de çaldı. Çok güzel, böyle çok acıklı giden, çok yürüyüşü biraz acıklı, sonradan daha ferah düşen bir parça. Yıllarca birlikte bu eseri icra ederken ben de vokal yapıyordum falan. Hiç sormak aklıma gelmeden neden ismi böyle, niye acı var, niye az acı. Bir gün sordum, bana hikayesini anlattı. Neymiş hikayesi? Şu. Bir gün işte kalkmış, gün boyunca çok koşturmuş etmiş. Şuramda diyor, tam şuramda çok büyük bir ağrı vardı diyor. O ağrıyı takip etmeye başladım diyor. Bütün gün boyunca beni çok zorladı. Ve ben diyor artık öyle midir, böyle midir diye resmen akşama depresif bir hale bürünmüş. Yani akla gelecek en kötü senaryoları yazmış. Ay acaba o çıkarsa, doktora gidersem bu çıkarsa falan diye. Oturmuş bu besteyi yapmış. Sonra Kayun babası da onun. Uzman bir doktor. O da akşam onlara gelmiş. Demiş ki babacığım demiş bir bakar mısın el yordamıyla falan. Aa bir şey değil ya, gaz sancısı bu demiş. Gaz sancısının yaptırdığı eser şahane yalnız. Dinlemen lazım. Yani o zaman bir gaz sancısı böyle bir beste yaptırdıysa. Ama hayal gücü o kadar kuvvetli ki doktora gitsem o mu diyecek bu mu diyecek derken öyle bir beste harika. Çıkmış. İşte müzisyenlerin olayı, yani duygusallıktan dolayı olayı aynen. Biraz da abartması diyebiliriz buna. Biz aslında şöyle, parça oluştuğu zaman parçaya en çok zaten beste zordur ya, hani gelirse gelir, gelmezse gelmez ama parça oluştuktan sonra parçaya isim koymak daha zor bizde. Ya bu mesela konser... Benim için çok kolay biliyor musun böyle bir şey? Sen bana getir... Ben ya isim şöyle koyarım. Doğru. Zara'nın öyle bir yeteneği var sevgili izleyenler. Hani sonsuz şarkıyı doğu buldu bütün zaten. Bütün albümlerimin isimleri de neredeyse. Hemen bende de var öyle bir yetenek ama bazen kendimden ürettiğim bir şey olunca ona yakıştırma yapmakta zorlanıyorum. Playlistlere koyuyoruz biz bunu şimdi repertuara. Bazen İstanbul oluyor ismi, bazen bilmem ne oluyor. Başka çocuklar bana soruyor, abi bu parça ne? Gurur diyor ki. Yeni ismi bu mu şimdi bu parça? Neden? Kim değiştiriyor bunları? Ben değiştiriyorum. Ha sen değiştiriyorsun. Bir konser sonra gidiyoruz. Anladım. Bir konser sonra ismi Galata olmuş. Galata ne diyorlar? işte çalıyoruz. Abi o Galata mı oldu diyorlar. Ben de oturuyorum bak beste yapmayı, besteciliği ve söz yazmayı çok seviyorum. Genellikle uçakta böyle bekleme yerlerinde o ilhamlar geliyor bana. Herhalde biraz hiperaktif buluyor doktorlar beni. Hep bir koşturma halinde olmam gerekiyor ya. Bir yerde oturup bekleyince... Ay afakanlar basıyor, en iyisi ben bir beste yapayım deyip öyle başlıyor bir musun? Sürecin içine giriyorum. Yani hani kafamda düşünerek değil, olağan akışında böyle ilerliyorum. Besteler istiyorum ki böyle halk müziği formunda çıksın, biraz sanat müziği koksun ya da hani hiç olmazsa hayır anam hiç bildiğin rock, pop böyle besteler çıkıyor. Zaten hatırladım sen. Metalciydin değil mi gençken? Eskiden yani ya. Gençken artık dediğim... olmadın mı? Artık olmadın mı? Artık olsun. O beste yapma işinde de şöyle bir şey var. Onu bağlayalım. Sonra senin solon var sırada. Uçaklarda çok beste yapma çalışması gerçekleştirdim öyle. Sen de mi? Özellikle uçaklardaki işte dergilerin arasında boş bulduğum kağıtlara yazıp... Onlar bizim seyircileri. İndiğimde benim de şöyle var. Yapıyordum. İndiğim zaman da okuyorum. Çok kötü olmuş. Uçaktayken hani kalkış ve uçuş anındaki adrenalinden sonra yere
bastın ya yani o ferahlık ne kötü beslediği bu uçağın arkasına bıraktığım o kadar çok şey var ki. Sen o, olayı söylerken ne demek istedim anlayıp anladın değil mi? Seyircilerimize de aynı şeyi söyledim. Ben de birçok yazdığım söz yani notalarım her şeyi uçakta bulmuşlar. Yani. Uçak yazdırır onlar ama. Onlar benim canlarım uçak buldurur. Yazdırır. Tabii nedenlerini biliyoruz biz. Uçak yazdırır. Adrenalinden dolayı mı diyorsun? Film de yazdırır. Her şeyi o yaptırır. Zaman demek ki adrenalin dolu duygular çıkıyor orada ya da sözler çıkıyor. Yok tabii benimki de öyle değil. Bildiğim pop rock öyle çıkıyor anam. Ne yaparsam uçağı değil uzay mekiğine binsem ki de halk müziği olamayacak. yanarım buna yanarım. Şimdi tarzımın dışında ama çok sevdiğim sevgili Ebru Gündeş'ten dinlemeyi çok sevdiğim bir Mavi. Onu okuyalım. Arkasından da bir şey var ama. O da çok sevdiğimiz. Düşler Sokağı mı? Düşler Sokağı arkadaşlarımızın eser. Gönlüne sağlık. İyi bu ki söyledin. Bu parçayı çok seven insanlar var ama. Ben de çok seviyorum. Burada da çok seven insanlar gördüm. Öyle mi? Böyle şöyle elini kaldıran küçük bir kuş gördüm orada. Küçük bir kuş. O küçük kuş babasını yalnız bırakmamak için evet çıldırdı. Okul bitti. Nasıl eğliyorsunuz Serkan? Böyle bir sorun var değil mi? Şimdi okul bitince yaz okulu diyorlar. Bir ayda o devam ediyor. O da bittiği zaman çocukları eğleyecek başka bir şey yok. Çalışan anne babalar için çok zor. Yani yoğun tabii tempomuz yoğun. Çocuklar da bu yoğunlukta aslında en çok ilgiyi hak eden, şüphesiz ki ihmal edilmeye gelmeyen varlıklarımız. Yani elimizden geldiğince ne yapmaya çalışıyoruz? Hayatımızdaki planlarımızı, programlarımızı onlara göre yapmaya çalışıyoruz. Tabii onların gelişimlerini görmek, onların gelişimlerinin her daim olumlu yönde ilerleyişini görmek aslında bütün planlardan çok daha önemli biliyorsun evet sen de. Güzel bence biz kalabalık kardeşler olarak ailemizde böyle bir hep ben kalabalık olmak. Ben idmanlıyım diyorsun yani. İdmanlıyım tabii bir de şöyle bir şey var kalabalık olmak güzel bir şey. Ben de çok severim gerçi. Biz öyle büyüdük babamlar da keza öyleydi annemlerin tarafta öyle. Zaten bizden önceki büyüklerimizin neredeyse işte 5 kardeşsiz olanı çok az herhalde. Kime sorsanız böyle işte en az 9 kardeş, maşallah, 12 kardeş falan olanlar var. Maşallah nüfus planlaması gibi ya. Trakya'da evet, öyle, Güneydoğu'da öyle gerçekten. Çok şey borçluyuz. Evet, ama bizde tabii biraz durum ilginçti. Benim 4 kız kardeşim var. Ben ilk, seni buluncaya kadar. Ben birinci benim zaten. Ha seni, sen bir, ben ha, bir şey söyleyeyim. Bak şimdi. Diyerek bir şey. Evet söyle. Demek ki sen bir, ben seni hep en küçükleri zannediyorum. Yok. Aklıma öyle yazmışım. Bir numara benim de. Şöyle neyi aramışlar onlar o zaman? Bana saz arkadaşı aramışlar. Yani bu çocuk demiş solo olmaz böyle. Buna bir trio kuralım, duyu kuralım derken her seferinde hemşirenin babama çok güzel bir haberi vardı. Kızın oldu falan diye. Ay vallahi tabii rahmetli ya babam sinir içinde yine mi kız oldu falan derken aslında kız evlatları tabii zaman içerisinde babam onlarsız olmayacağını ve onların ne kadar değerli olduklarını. Ne kadar çok, vefalı olduğunu. Çok vefalı tabii. Onların kaldığını. Evlat vefalı olur tabii. Onda cinsiyet ayrımı olmaz mutlaka. Ama hep şey derler ya. Kız babası olmadan babalığı tatmış olmazsın derler. Doğru. Ama eskiden de hakikaten böyle ay kız evladın oldu denildiğinde erkeklerin yüzü düşermiş ya ne korkunç bir şey yani. Tabii hani yani bir dönemin. Düşünsene yeni doğum yapmışsın bir de adam gelmiş ay kız mı oldu gene diye bir tane çarpacaksın. Öyle değil mi Serkan? Bak elde kalktı zaten. Evet. Çarpma sen çarpma çünkü o dönemler bitti artık. Eski yıllarda dediğin çok haklısın. Yani özellikle işte küçük yerlerde erkek adamın erkek evladı olur yiğitlemesiyle ya bir, oğlu bir gaza, da olsun, kızı bir gaza da olsun getirilmiştir ha erkekler böyle. Sanki kızı olunca suçluluk psikolojisi oluşuyormuş gibi. Herkesin böyle ona aa kızım oldu falan bir aşağılanma söz konusu değil. Evlat her zaman evlattır, her daim eşittir. Kadın erkek cinsiyet ayrımı da asla tasvip etmediğimiz bir şey. Aynen. Hep söylüyoruz, cinsiyet ayrımı yok. Yok, kesinlikle. Ayrıca şiddet de yok. Kadın da erkeğe yapmasın. Bakmayın siz böyle elim kalkar ama kıyamam diyormuşum. Erkek de kadına yapmasın ki çoğunlukta tabii ki erkek egemen bir hakimiyet görüyoruz. Ve müzik dinlesinler, müzik sinirleri yumuşar. Ben de hep öyle söylüyorum. Diyorum ki konserlere gittiğimde de sevgili seyircilerimize de şimdi paylaşayım. Bu genç arkadaşlarımız yani çocuklardan bahsediyorum. Kız olsun erkek olsun işlerinde kocaman bir enerji var. Bu enerjiyi atmak için bir yer arıyorlar.
Ya spora ya müziğe onları yönlendirmek çok doğru olacak ki bence eğer imkan varsa hem spora hem müziğe yönlendirilseler, bir enstrüman çalsalar, şu müziği insanlar bilse, biz de bizden sonraki sanatçılar da bir rahat etse, bilen insanlar okuyacak ya. Yani çok mesela doğru. Azerbaycan'a gidiyorsun, herkes piyano çalıyor, herkes müzik biliyor yani. Öyle. Ne hoş olurdu bizde de ben böyle bir şey olsa. Doktora yaptığım için biliyorum, Azerbaycan benim Türkiye'den sonraki ikinci memleketim. Biliyorum, ikinci evim öğrendim sayılır. Onu da geçen programlarda. Azerbaycan'daki Bakü Müzik Akademisi benim okulum. Orada müzik kültürünün çok yaygın ve bir yaşam biçimi haline döndüğünü görüyorum ben de. Yani bu öğrenilsin yapılsın diye değil, hayatın bir parçası olarak görüldüğü için onu ekstra bir şey yapmak olarak algılamıyorlar insanlar. Şimdi şöyle bir şey vardır. Kalbe müzik giriyorsa o kalpte, o kalpten sevgi ve insanlık güzellik akar. Yani sevgi bulmasını istiyorsak bir insanın, sevgiyi keşfetmesini istiyorsak onun kalbine müzik göndermemiz lazım. Programın başındaki sohbeti çok destekleyen bir şey oldu. Oraya döndü. Yani hani kim arar seni diye başlamıştık ya. Aynen. Her şey dış güzellik mi? Her şey insanlık yok mu diye. Bunu ortaya çıkaracak şey gerçekten müzik. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır diyoruz. Aynı zamanda ruhun törpüsüdür de. O inceliği, o zerafeti ortaya çıkaracak çok büyük bir araç. Hem müziği hem güftesi böyle bir şeyle meşgul olmak insana ekstra bir eğitim kazandırıyor. Şüphesiz. Rahmetli anneannem derdi ki ateş çocukken çocukların ayaklarının altındadır. Gençken kalbindedir. Kalbi durmaz pırpır atar. Yaşlandığında da dilin altındadır. Öyle konuşur derdi. O ateş o çocukların ayaklarının altındayken de onlara tabii spor ve sanat diyelim. Gençken de saçma sapan bir şeyle uğraşacaklarına, internet kafelerde vakit öldürmek gibi bir cümle kullanacaklarına, vakit öldürmek ne demek, ne kadar zararlı bir duygu, öyle değil mi? Yani vakit dediğin, zaman dediğin şey her şey aslında. Vakit çok önemli. İnsanlık için özellikle yaşadığımız çağ vakit açısından en değerli şeydir. İnsanlar vakit oluşturabilmek için zaten birçok şeyi çok daha hızlı ve kullanışlı hale getirdiler bu sayede. Yani hizmet evlere girdi. Ekstra bir yürüyüp bir yerden hizmet almak tek veya orada bir hayat yaşamaya yani başladılar. Evet. Onlar da tabii hep konuşuyoruz zararları belki de ama vakit çok önemli. O yüzden iyi değerlendirmek lazım. Keşke o yıllarımı iyi değerlendirseydim dememek üzere bence iyi bir planlama, iyi bir vakit değerlendirmesi yapmak Serkan, lazım. Serkan sen de aynı şeyi hissediyor musun? Biz sanki biraz böyle hani ay ben bu saçları değirmen değil mi? Artım kıvamına gelmek üzereyiz değil mi? Yani bir eski olabilir. Büyüklerimizin söylediği sözlerin çıktığını görüp şimdi biz de gençlere nasihat ediyoruz öyle. Ya. Ay öyle yapmayın, böyle yapmayın. Gerçekten bizler yaşayarak bedelini ödeyerek aldık birçok şeyi, bu tecrübeleri. Öyle. Az önce konuşmada Azerbaycan lafı geçti ya. Sen Azeri türkülerini de çok güzel yorumluyorsun bu arada. Ben de çok severim. Her albümümde mutlaka bir Azeri Türkiye'ye yer vermeye ben çalışıyorum. Ben de çok severim. Gel birazcık Azeri dostlara buradan güzel bir iki parça seslendirelim. Süper. Onlara da bütün selam ve sevgilerimizi göndermiş oluruz. Azerbaycan'a. Aziz dostumu söyleyelim. En sevdiğim türkülerden harikadır. Bir tanesi. Hadi buyurun. Almak istiyor ama yani çocuklar. Sorun o zaman sizin mı? İçin bir kere daha gel gel kara gözlüğe girme. Şimdi rahatladı ki. Çok güzel. Elinize sağlık. İçinde kalacaktı aynen. Değil mi? Ben de Azeri bir şey yapmışken bir Azeri parça çalayım mı öyle? Aa çok sevinirim. Yalgız ama söyle. Aa bayılırım aslında hem de. Var mı sende de sözleri Yalgız ama olmasın? Var ama aslında ben dinlemeyi tercih tamam, ederim ya. Tamam. Yavuz ne güzel okumuştu onu. Ben ne güzel çalmıştım Yavuz'la onu. Hadi bakalım. Gönlünüze yüreğine, sağlık gönlüne arkadaşlar. Gönlüne sağlık senin ve arkadaşlarımızın. Vallahi bu parçayı icra ederken siz nerelere gittim? Her yolculuğumuzda bir eser dinliyoruz ya. Benim aynen. Prag yolculuğumun Prag. Prag'da 4-5 gün geçirdim ve oradaki bütün günler ve geceler bu eseri kulaklarımda kulaklık. Çok güzel. Bu Yavuz Bingöl'ün evet. Albümünden dinleyip. Şimdi baktım da şöyle siz çalarken gözümün önünden böyle inanılmaz şeyler geçiyor. Sanatsal yerler geçiyor. Ne oluyoruz dedim de aklıma geldi. Şey, duygusal yolculuk. Zekası yüksek olan insanlar koku ve sesle
gittiği mekanı, anıları öyle hatırlarlarmış. Öyle mi? Yani buna EQ diyorlar. IQ'su yüksek olan insanlar işte daha matematiksel, daha analitik bir zihin var ve işte gittiğin yeri orayla, işte katedral diyorsun, bilmem bir yerinden bahsediyorsun, öyle hatırlıyor. Ama duygusal zekası olanlar müzik ve kokusundan hatırlarmış. Şimdi ben direkt Prag'a gittim. Evet, bende de aynı şekilde şüphesiz. Eminim tabii bütün müzisyenler de. Bu arada biraz önce çaldığın sazı getirin bana götürün. Görsün ki çalmaktan açan Mahirem eserini okuduk ya. Sevgili evet. arkadaşım beni uyardı. Teşekkür ediyorum ona da, bilmiyordum bu hikayeyi. Meğerse tar ustasının elleri kesilmiş ve bu eseri de tarı üzerine yapmış. Ne acıklı bir hikaye. Bilmiyordum ben, tamamını öğrenelim de. Teşekkür ederim. Çok Altan, doğru bir depresyona bilgi. Girdim şu anda. Altan gerçekten. Ay çok ellerini zor bir kaybetmiş. Şey. Yani daha önce de bu el ve şey vakasını Allah konuşmuştuk. Allah korusun diyelim. Evet, neyse. Biz türküyle devam edelim. Aşan bilir karlı dağın ardını. En sevdiğim türkülerden özledik, bir tanesi. Özledik Zara'cığım. Biraz türkü dinleyelim değil türkü, mi? Hadi buyurun. Gönlüne teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Hadi gel hiç durmayalım. Sen benden gittin gideli. Hadi ben de onu katılayım yapalım. Sana. Hadi buyurun. Gönlüne bunun sağlık. Bunun arkasından ne gider biliyor musun Serkan? Ne gitmez? Vurgun. Aa. Onu nereden buldun ya? Çok sevdiğim bir eser. Cemal Safi'nin eseri Cemal miydi? Cemal Safi değil mi? Yine Muazzez Abacı. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Cemal Safi ve Selçuk Tekay. Selçuk Tekay, evet. Evet. Muazzez Abacı'nın da şahane sesinden tabii. dinliyorduk. Haydi kayıt edelim hakikaten. Evet. Ya, ne güzel sesler değil yattı, mi? Çamura battık. Gene geldik programın sonuna. Vallahi öyle oldu bu haftada sevgili izleyenler. 90 dakikanın nasıl geçtiğini bizden anlamadık. Umuyoruz ki sizler de aynı şekilde evet, çok güzel, güzel bir terapi olmuştur. Ben nasıl olduğunu anlamadım gerçekten. Arkadaşlarım ve ellerinize senin sağlık arkadaşlar. Sağlık. Son bir parçayla veda edelim bari de tesellimizle haftaya buluşmak. Haftaya aynen, tekrar aynen. görüşmek dileğiyle. Sevgiler, sevgiler selamlar. Saygılar herkese. Ben sevmek isterdim diye devam edelim. Buyurun.